Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda TK4S24RR sıcaklık kontrol cihazımızın menülerine bakacağız. Kaç tane menüsü var? Menülerine girişe başlayacağız. Gördüğünüz gibi sıcaklık kontrol cihazımız şu an çalışmaktadır. Çünkü enerjimiz verili ve PT100 sıcaklık sensörümüz bağlıdır. Cihazın üzerinde de görebileceğiniz gibi şu an görünen sıcaklık present value 31 derece olarak gözükmektedir. Set value de 40 olarak ayarlanmıştır. Biz bu görünen set value'yi nasıl değiştiriyoruz? Cihazın üzerinde şu ok tuşlara inerek, mesela bunu 30 yapayım, 30'a indireyim. Sonra indirdikten sonra MD'ye basarak kaydedebiliyorum. Yine tekrar değiştirelim. İstersen 130 yaparım. Tekrar yan tuşuna basıyorum. Dijital arası oynayarak tekrar 40 olan eski set volümümüze getirelim. Bu cihazımızın içinde toplamda 5 tane menü vardır. Par 1, par 2, par 3, par 4 ve par 5 olmak üzere. Par menülerine nasıl gireceğimizi göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada mod tuşu var. Bu mod tuşuna uzunca basıyoruz. Par 1 gelene kadar bastık elimize çekmeden ve par 1'i geldi. Menüler arasında nasıl dolaşıyoruz? Şu aşağı yukarı ok tuşlarıyla, yukarı tuşuna basarsan par 2, par 3, par 4 menüsü, par 5 menüsü ve tekrar başa par 2, par 3, par 4, par 5 veya par 5'teyken aşağıda indirebiliyorum diğer aşağı ok tuşuyla. Menüler arası dolaşmayı da göstermiş olduk. Menülerden çıkmak için yine mod tuşuna uzunca basıyoruz ve çıktıktan sonra elimizi çekiyoruz. Tekrar menüye girelim. Ve bugün size par 1 menüsünde anlatmış olalım. Menüye girdik. İlk menümüz par 1. Par 1'e girdikten sonra par 1 menüsünün içindekileri nasıl göreceğiz? Par 1 menüsündeyken mod tuşuna bas çek yaparak içindeki menüleri atlayarak göstereceğiz. Şu an par 1 menüsündeyiz. Par 1 menüsünün ilk içinde R-S diye bir şey var. Bu run stop. Yani bizim çıkışı kontrol ettiğimiz çıkışı run, yani çalıştırsın veya stop durdursun. Durdurmak isterseniz çıkışı buradan stop yapıp durduruyorsunuz. Çıkışı kontrolü bu. Ondan sonra SV-N diye bir şey var. Bu cihazımızda da bir önceki videolarımızda anlatmıştık. Çoklu SV girebiliyoruz. Birçok istediğimiz sıcaklık değeri ayarını yapabiliyoruz. Çünkü cihazımızın arkasında dijital input girişi vardır. Bu yüzden şu an hangi set value'ye ayarlıysa burada o set value'yi gösteriyor otomatik olarak. Bundan sonraki menümüz CT-A Current Transformer. Yine daha önceki videolarımızda anlatmıştık. 17 ve 18'e Current Transformer bağlıyorduk ayrıyeten ayrı bir şekilde alarak. Bu CT-A neyi gösteriyor bize? Isıtıcımıza, yani rezistif yükümüzü bize giden fazın üzerinden geçen akımın ne kadar büyüklükte olduğunu gösteriyor. Bunu görerek rezistifimizin, ısıtıcımızın doğru çalışıp çalışmadığını anlayabiliyoruz. CTA'dan sonra alarm 2 ile, bu alarmlarla alakalı menümüz. Alarm 2 ile şu an alarm 1 ayar değil, direkt alarm 2'yi gösterdi. 850 derece olarak gösteriyor gördüğünüz gibi. Karışık bir şekilde ayarlanmış. Hani eğer istediğimiz sıcaklık 850 dereceyi aşarsa ondan sonra alarm versin diye. Bunları daha sonraki menülerde göreceğiz. Ondan sonra SV0. Mesela şu an SV0 demin cihazın üzerinden 40 olarak ayarlamıştık. Bu zaten otomatik olarak 40 olarak gösteriyor. Bir daha basarsak SV1. Bunu 50 olarak yazdım ben. Bunu isterseniz siz değiştirirsiniz. 60, 50, 40. Bu da bu SV1'de dediğim gibi şu arkadaki dijital input 1 ve 2 aracılığıyla direkt dışarıdan biz kendimiz ayarlayabiliyoruz. SV1'den sonra par 1 menümüzü böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki videolarımızda par 2, par 3, par 4, par 5 menülerini de göz atacağız. İyi günler.